Hanımefendiler, beyefendiler tam saatinde 19.45'te işte birlikte TGT ana haber bültenine başlıyoruz. Dışarıda yağmur, boran, fırtına var İstanbul için. İyi akşamlar dileyim bu hava şartlarında. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz tekrar. Ben Deniz Ekrem Açıkel size 8 Ekim Perşembe gününün fotoğrafını çekeceğim. Buyurunuz, geliniz nasıl ilerleyeceğiz? Bize özel alıştığınız canlı yayın anlatımlarıyla bu bültenin omurgası nasıl oluşmuş manşetlerimi aktararak başlayayım. Birinci sıra Güney Kafkasya'daki o önemli, o büyük savaş. Azerbaycan ordusu ilerliyor. Şimdi bu cümle çok klasik geliyor size. Haklısınız. Nerede görüntü? Ne oluyor? Ne bitiyor? Fuzuli ne oldu? Ne kadarında ilerlediler Karabağ'ın? Şunu unutmayın. Açık alanda ilerliyorlar ve kalabalık ilerliyorlar. Bilgiler bilinçli olarak gecikmeli hatta eksik veriliyor askerlerin güvenliği. için. Ermenistan Erivan çatırdıyor dedim. Paşinyan'ın fotoğrafı. En önemli isimlerinden birisini ülkenin yönetimin bugün görevden aldı. Kimdi o? Neden görevden alındı? Hepsini izleyeceksiniz. Ardından kamikaze dronlar. Hatırlayınız Uçağın Topolev'in rotasıyla birlikte Tel Aviv, İstanbul, Ankara ve hatırlıyorsunuz, Bakü'ye inen kamikaze dronlar. Onlardan bugün çarpıcı bir görüntü geldi. Grad füzelerinin o rampasını, sivilleri hedef alan o Grad füzesinin nasıl imha edildiğini kamikaze dronun birazdan izleyeceksiniz. Ardından çözümsüzlük çözüm mü diye soracağım. Bu lafı, bu cümleyi daha doğrusu nerede duyduk hep? Kıbrıs'ta. Kıbrıs sorunuyla ilgili. Onlarca yıldır duyuyoruz. Çözümsüzlük çözüm mü? Değilmiş. İşte Maraş bugün KKTC vatandaşlarına açıldı. O güzelim sahilde benim yavru vatanımın insanları gezdi. Kıyamet mi koptu? Evet gelişmeler, daha alınacak yol var şimdilik böyle büyük zafer naraları da atmamak lazım ama ben deniz işte oldu dedim. Çözümsüzlükte de çözüm değildir. Ardından İstanbul'da bir fotoğraf çekeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin istatistik ofisi bir rakamlar yumağı paylaştı bugün. Şimdi EBA diyoruz. Öğretmenlerimiz normal zamandan, virüssüz zamanda çok daha zor çalışıyorlar. Daha çok yoruluyorlar. Çocuklarımız matematik, fen bilimleri dersini hikaye izler, dinler gibi dinliyorlar. Yapacak bir şey yok. EBA'da herkes olsun. Açsın tabletini, bilgisayarını. Peki İstanbul'un fakir fukara, garip kurabası, tableti, bilgisayarı, interneti bulabiliyor mu? Çok çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. Garibim, fakirin çocuğu ne tableti, bilgisayarı, internet bile bulamıyor ve o eleştiriyi de getireceğiz. Kimse kusura bakmasın. Bu internet Türkiye'de neden bu kadar pahalı ve yavaş, dünyada ucuz ve hızlı iken konuşacağız bunu. Ardından dolu meselesi. Şimdi dışarıda boran fırtına var dedim. Çok şükür o bildiğimiz o süper hücreden şimdilik haber yok. İyi, arabalar güvende. Arabaları güvene almak için yorgan döşek giyselen, bahçeye kasaları yığanlar var. O komik görüntüleri biliyorsunuz. Ama şu görüntüyü de özel olarak sunacağım size. İddia o ki bir üniversitenin yerleşkesinin içi. İddia o ki bir öğretim görevlisi araba hasar görmesin diye halıları sermiş arabasının üzerine. Yetmemiş, inmiş üniversitenin kocaman Türk bayrağını katlayıp arabasına sermiş. Bu mu yani? Yani bayrağı olan saygın bu mu? Bir vatandaş da gitmiş. Burası Türkiye. Türk bayrağı oldu mu? Akan sular durur. Bunu anlamayan bir üniversitede eğitim, öğretim görevlisi olabilir mi? Varmış demek ki. İzleyeceksiniz. Hadi başlayalım. Harika bir bülten olacak. Karabağ'da bozguna uğrayan Ermeni ordusu neyi var neyi yok savaş meydanında bırakıp kaçıyor. Bir yandan da sürekli savaş suçu işliyor. Azerbaycan kentlerinde sivil alanları vuruyor. Gence ve Altışehir'e yine füze yağdı. Karabağ'da son durum az sonra. Eski gazetecilerin ezbere söyledikleri cümledir. İstanbul'a yağmur yağmadan, kar düşmeden Türkiye'ye kış geldi sayılmaz. Tam da şu anda İstanbul'a bir günde kış geldi diyoruz müthiş bir yağmur var evlerine ulaşabilenler şanslı trafikte olanların bay haline yorganlı döşekli arama ko araba koruma kalkanlarını izleyeceğiz ama önce en sıcak başlık Kafkasya Savaşı Azerbaycan ordusu ilerliyor ne kadar ilerlediğine dair bilgi özellikle verilmiyor Çünkü açık alandalar arazideler ve kalabalık duruyorlar Bu ilerleyiş bu nedenle, yani hedef olmamaları için Ermenistan birlikleri hedef almasın diye özellikle gizleniyor. Ermenistan mı ne yapıyor? Yine bildiğini yaptı ve sivilleri hedef aldı. Genciye düşen füzeler can kaybına neden oldu. Erivan, Rusya ve uluslararası toplumdan beklediği desteği bulamadı. Stratejisini savaş suçu üzerine kurdu. Azerbaycanı Ermenistan sınırlarına saldırıya provoke etmek için bir kez daha sivilleri hedef aldı. Elivan birlikleri sınır hattına 60 kilometre mesafedeki Gence şehrine Azerbaycan'ın en büyük ikinci kentine 4 günün ardından yine roketlerle saldırdı. Olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler can kaybı yaşandığına bildirdi. Ambulanslar çevre hastanelere yaralıları taşıdı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Altı noktanın daha Ermeni birliklerce vurulduğu kaydedildi. Berde, Ağcabeti, Koranboy, Terter ve Adam şehirlerine yoğun top atışı gerçekleştirildiği ifade edildi. Savunma Bakanlığı Ermeni ordusunun verdiği kayıpları da açıkladı. 250 tank, 270 topçu bataryası, 60 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi. Yine 11 komuta karargahı, 8 mühimmat deposunun 150 askeri aracın vurulduğu kaydedildi. Bir S-300 hava savunma sisteminin yerle bir olduğu da vurgulandı. Ay Yıldızlı Ordu Kafkasya semalarını da Ermenistan'a dar etti. Elivan'a ait bir kamikaze dronu düşürüldü. Terterde ise Ermenistan askerlerinin etrafındaki çember daraldı. Asker silah ve teçhizatları bırakarak kaçtı. Gence'ye saldırıdan saatler sonra Erivan bu kez Berde kentine saldırdı. Kentin farklı noktaları Toşka füzeleriyle vuruldu. O saldırılarda bir restoran ve bir karakol hedef oldu. Burada da can kaybı yaşandı. Aynı dakikalarda Ermenistan'da o haber gündeme yıldırım gibi düştü. Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Agişti Kramyan görevden alındı. Kramyan Moskova karşıtı duruşuyla tanınıyordu. ve bugün Türkiye resmi olarak resmi makamlarınca Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini ispatlayan görüntüleri resmi kanallarla paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı sivillerin yani Azerbaycan Türklerinin nasıl hedef alındığına dair kayıtları herkese açtı. Video kısa zamanda elden ele dolaştı. Sivilleri hedef aldılar, binaları bombaladılar. Ermenistan'ın savaş suçu işlediği belgelendi. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı bir video paylaştı. Videoda Ermenistan'ın sivil halkı hedef almasına yer verildi. Ermenistan sivilleri hedef alarak suç işledi. Kendi tarihine bir kara leke daha ekledi. Video Ermenistan işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı derhal boşaltmalı ve işlediği insanlık suçlarının hesabını da vermeli başlığıyla paylaşıldı. Azerbaycan yönetimi de bilgi akışını güçlü bir şekilde yürütüyor. Karabağ'dan yine isabetli vuruş görüntüleri geldi. Önce bir haberi izleyelim. Sonra kamikaze dronların sivilleri vuran, Grad füzelerinin rampalarını nasıl imha ettiğini ben anlatacağım size. Görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaştı. Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ağır darbe vurdu. Azerbaycan ordusu gece boyu yürüttüğü operasyonlarda Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait altyapı ve mühimmat depolarını vurdu. <laughs> Azerbaycan ordusu ayrıca Horadiz'i işgal altından kurtardı. Fuzuli bölgesinde yer alan Horadiz şehrinin görüntüleri bakanlık tarafından paylaşıldı. açık etmiyorlar ama aslında Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırdığına, saldıracağına pişman olduğu kesin. Bakmayın siz başta Fransa olmak üzere bazı ülkelerin ateşkes çağrılarına. Onların bile seslerinin ne kadar cılız çıktığı ortada. Ermenistan uluslararası alanda bu defa çok yalnız kaldı. Bunun en büyük sorumlusu da Başbakan Paşinyan. Paşinyan şimdi televizyon televizyon gezip Kamuoyu desteğini oluşturmaya çalışıyor ama onu bile beceremiyor. Bakın son çabaları da nasıl geri tepti. Under international Uluslararası hukuka göre 25 yıldır bölgeyi işgal ediyorsunuz. Soru hiç beklemediği yerden geldi. Ne diyeceğini şaşırdı. Cevabı İngiliz gazeteciyi ikna etmedi. Herkes Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarına atıfta bulunuyor. Ermenistan'ın işgal ettiğini söyleyen hiçbir şey yok. Durum bu değil. Var karardı. Bu alanların Azerbaycan'a ait olduğu belirtiliyor. Bu konuda net olalım. İşgal politikasında yalnız kalan Ermenistan, uluslararası toplumdan destek alabilmek için düğmeye bastı. Başbakan Nikol Paşinyan dünya basınına röportaj üstüne röportaj vermeye başladı. Paşinyan'ın son konuk olduğu kanal İngiliz BBC programın adı ise Hard Talk'tu. Ermenistan Başbakanı gerçeği yansıtmayan açıklamalarını sıralamaya başladı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin başarılı olması Dağlık Karabağ Ermenilerinin soykırımı anlamına gelecektir. Paşinyan manipülatif açıklamalarda bulunurken İngiliz gazeteci Josh Fischner'dansa o çıkış geldi. Fischner'ın Dağlık Karabağ ilişkin tanımı çok netti. Uluslararası hukuka göre 25 yıldır bölgeyi işgal ediyorsunuz. Paşinyan konuyu geçiştirmeye çalıştı ancak amacına ulaşamadı. Herkes Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarına atıfta bulunuyor. Ermenistan'ın işgal ettiğini söyleyen hiçbir şey yok durum bu değil. Var, karardı. Bu alanların Azerbaycan'a ait olduğu belirtiliyor. Bu konuda net olalım. Paşinyan çok konuşulan taviz vermeye hazırız demecini de yineledi. Bu kez uzlaşmaya hazırız kelimelerini kullandı. BBC'de yaşadığı fiyaskodan sonra Paşinyan Rus kanalına da bir röportaj verdi. Kayıt esnasında elektrik kesintisi yaşandı. Yıllar 1990'ları göstermiyor takvimler. Azerbaycan bu defa çok kararlı. Karabağ'daki Ermeni işgali bitmedikçe askeri harekat durmayacak. O kararlılığın arkasındaki en büyük etken de hiç şüphesiz Türkiye'nin desteği. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bir kez daha o desteğin altını kalın kalın çizgilerle çizdi. O da tıpkı Aliyev gibi Karabağ İşgal bitmeden bu sorun çözülemez dedi. Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya çağırıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyaya bu sözlerle çağrıda bulundu. Azerbaycan'a destek mesajlarını yineledi. Dağlık Karabağ 30 yıldır işgal altında dedi. Dağlık Karabağ yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilmiş bir Azerbaycan toprağıdır. Adeta kangrene dönmüş bu meselenin çözümü işgalin son bulmasıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İşgali Türkiye Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun açılış oturumuna video konferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan'ın gündeminde işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları vardı. İşgali meşrulaştıran önerilerin artık sahada uygulanma şansı yoktur. Azerbaycan'ın da topraklarını özgürleştirme konusunda son derece kararlı olduğunu görüyoruz. Türkiye olarak tüm kalbimizle Azerbaycan'ın topraklarını geri almak için yürüttüğü haklı mücadelesini destekliyoruz. Adalet ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya çağırıyoruz. Erdoğan'ın Afrika dünyasına da bir çağrısı vardı. Afrikalı dostlarımız başta Filistin davası olmak üzere işgale karşı hep en güçlü tepkiyi vermişlerdir. Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında da sizlerin Azerbaycan'ın yanında yer alacağına inanıyorum. Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayimiz destan yazıyor dedi. Savunma sanayi ise Türkiye'nin son yıllarda Adeta destan yazdığı sektörler arasındadır. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde ise artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. Kuzey Kıbrıs'ta tarihi bir gün yaşandı. 46 yıldır kapalı olan Maraş kenti kısmen kullanıma açıldı. Kıbrıslılar açılışı nasıl karşıladı? Rum kesimi nasıl tepki gösterdi? Kıbrıs'ta tarihi gün az sonra. Önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, ardından da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya attığı Anayasa Mahkemesi tartışmasına Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de katıldı. Gül, Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılsın önerisine yeşil ışık yaktı. Türk milleti adına karar veren hakim, savcı, yargı Türk milletine sırtını dönemez. Yargının pardon deme gibi bir lüksü de yok. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tartışmalı yargı kararlarını böyle eleştirdi. Bakan Gül Anadolu Yayıncıları Derneği'nin düzenlediği programda medya temsilcileriyle bir araya geldi. Gül, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılsın önerisiyle ilgili ilk kez konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da destek verdiği konuya ilişkin meclisi işaret etti. Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne kavuşmak için her türlü değişiklik yapılabilir. Bunu yapacak olan da milletin seçtiği parlamentodur. Dolayısıyla parlamento her şeyin üstündedir. Gül, yargının da eleştiriye açık olması gerektiğini vurguladı. Ben süper savcıyım, ben süper hakimim, süper mahkemeyim, süper güç yoktur. Ben yargıyım, ben hesap vermem anlayışı da asla kabul edemez. Bakan Gül, terör örgütü FETÖ ile mücadeleye de değindi. Yargının bu konuda etkin bir mücadele verdiğini vurguladı. Bizim yine yargıdan beklentimiz, yani masum insanlara leke çalınmasına, iftira edilmesine de alet edilmemesi. FETÖ bir terör örgütüdür, ancak FETÖ'cülük bir zihniyettir. Bu zihniyetle de mücadele etmek lazım. Gül AK Parti döneminde son 18 yılda tutuklama oranlarında ciddi bir azalma yaşandığını vurguladı. Tutuklamayla son bulan kararların %41'den 16.8'e düştüğünü açıkladı. Gül, Ermenistan'ın başvurusu üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Dağlık Karabağ'da Türkiye aleyhine geçici tedbir kararı almasına da tepki gösterdi. Türkiye'den herhangi bir bilgi istenmediğini vurgulayan Gül, kararı siyasi olarak nitelendirdi. Gelelim Ege'nin öbür yakasındaki komşumuzla yaşadığımız sorunlara. Birazdan izleyeceksiniz, aktaracağım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz ve Ege'de yaşadığımız sorunların çözümü için Alman ve Yunan meslektaşlarıyla görüştü. Ama o görüşmelerin daha mürek gibi kurumadan Yunanistan'dan yeni bir provokasyon girişimi geldi. Komşu hem de 29 Ekim'i kapsayacak şekilde Ege'de yeni bir Navtex duyurusu yaptı. Türkiye ve Yunanistan bir kez daha karşı karşıya geldi. Yunanistan 29 Ekim tarihinde atış eğitimleri için Ege Denizi'nde yeni bir Navtex ilan etti. Türkiye de buna karşı yeni bir Navtex duyurusunda bulundu. Türkiye Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların diyalogla çözülmesine yönelik gerekli adımları atıyor. Ancak Yunanistan çözüm masasını devirmeye yönelik eylemlerini sürdürüyor. Yunanistan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kapsayacak şekilde Ege Denizi'nde atış eğitimleri için Navtex ilan etti. Türkiye'de Yunanistan'ın bu provokatif davranışına karşılık verdi. Bu kapsamda Türkiye mütekabiliyet esasıyla 28 Ekim'de atış eğitimleri için Navtex duyurusunda bulundu. <laughs> Yunanistan bu tehditkar adımıyla iki ülke arasında güven artırıcı önlemler kapsamında kabul edilen iki ülkenin milli günlerinde askeri faaliyet planlamama ilkesini çiğnemiş oldu. Güvenlik kaynakları Yunanistan'ın bölgede tansiyonu yükseltmeye yönelik adımlar atmaya devam ettiğini belirtti. Demin de söyledim, Türkiye Ege ve Akdeniz'deki sorunların diplomasi yoluyla çözülmesini istiyor. Bunun için de bugün Almanya ve Yunanistan'ın Dışişleri Bakanları ile bir araya geldi. Şimdilik bir açıklama yok ama önemli gelişmeler olduğu çok, çok ama çok kesin. Ayaküstü görüştüler. İkili ve bölgesel meseleleri ele aldılar. Bakan Çavuşoğlu Bratislava'da resmi temaslarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya gitti. Küresel Güvenlik Forumu'na katılan bakan resmi temaslarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu ilk olarak Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'la bir araya geldi. Ardından Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la ayakta görüştü. Çavuşoğlu ve Dendias görüşmede ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı. Yunanistan'la aramızdaki en önemli sorunlardan biri şüphesiz Kıbrıs. Adada bugün tarihi bir adım atıldı. 1974'ten beri kapalı olan hayalet kent Maraş kısmen halka açıldı. Haydi şimdi bir Kıbrıs'a gidelim ve o tarihi gelişmeye birlikte tanıklık edelim. Zincirler kırıldı açılmaz denilen kapılar açıldı. 46 yıllık hasret sona erdi. Lefkoşa, Atina ve Güney Kıbrıs'a o mesajı verdi. Maraş artık kapalı değil. Kapalı Maraş adanın göz bebeğiydi. 1974'te yasak bölge ilan edildi. 10 yıllar süren bekleyişe nokta koyulacağını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar Türkiye ziyaretinde duyurdu. İnşallah Perşembe günü sabah saatlerinde halkımızın Maraş sahilinde istifade etmeye hep birlikte başlayacağız. Ve o gün geldi. Kuzey Kıbrıs'ın doğu kıyısında tarihi anlar yaşandı. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Buralarda gezmemiz, Türk'ün gücünü gösteriyor bize. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünü gösteriyor bize. %90'ı Türk vakıf malıdır. Ana vatanıma minnettarım. Bugün yeni açılmakta olan bir sayfa vardır. Açıklamayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yaptı. Kapalı Maraş'ın yaya ziyaretine açıldığı duyuruldu. Can ve mal güvenliği için vatandaşların ikazlara uymaları istendi. Halk o adrese yoğun ilgi gösterirken Atina'dan tepkide gecikmedi. Yunan hükümet sözcüsü Stelio Petsas konuştu. Konuyu Avrupa Liderler Zirvesi'nde gündeme getireceklerini söyledi. Yıllarca çözümsüzlük çözümdür diyenler, bakın dünyanın sonu değilmiş, zincirler kırılmış ve Doğu Akdeniz'de bir duvar daha yıkılıp o eşik aşılmış. Oluyormuş işte. Haydi virüsle sınavımıza da bir bakalım. Bakanlıktan Tablo geldi. Bugünkü test sayısı şunu bir türlü 120 binin üzerine atamadık. 117 bin 101. Bugünkü hasta sayısı 1615 olarak bize verildi. Vefat sayısına baktığımızda 58 rakamıyla karşılaşıyoruz. Gerçekten vefat sayısı çok ama çok yüksek. Toplam vefat sayısı en başından bu yana 8667'ye çıktı. 10 bine gidiyor, canlar yitiriliyor. İyileşen sayısına bakalım. 1398, 1400 yine hasta sayısı daha fazla. Sağlık ordusu koronavirüsle savaşında bir neferini daha bugün kaybetti. İzmir'de COVID-19 tedavisi gören doktor Mehmet Atilla Baran ne yazık ki kurtarılamadı. Doktor Baran eğer yaşasaydı sadece ama sadece 4 gün sonra emekli olmaya hak kazanacaktı. Ama olmadı. Allah rahmet eylesin. Emekliliğine 4 gün kalmıştı ama o da ölümcül virüsün pençesine düştü. Mücadeleyi ne yazık ki kazanamadı. Doktor Mehmet Atilla Baran 59 yaşındaydı. 23 yıldır İzmir Alsancak Devlet Hastanesi'nde görev yapıyordu. Pandemi sürecinde o da en ön safta yer aldı. Ancak yoğun bakım ünitesinde çalışırken koronavirüse yakalandı. Baran tedavi altına alındı. Korkuyordu. Çalışma arkadaşlarına "Ben obezim. Yoğun bakıma yatarsam çıkamam." dedi. Korktuğu gibi de oldu. O mücadelede yenik düştü. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölümü sağlık çevrelerinde büyük üzüntüyle karşılandı görevli meslektaşları hastane bahçesinde tören düzenledi. Fotoğrafının üstüne Türk bayrağı asılırken masaya önlü ve steteskopu konuldu. Baran'ın bir ay önce emeklilik dilekçesini verdiği ve emekliliğine dört gün kala hayatını kaybettiği öğrenildi. Sokakta maskesiz yürüseniz ya da maskeniz çenede yürüseniz ceza yazılıyor. Doğru olan bu. Ama bir köşeye çekilip maskeyi sıyırıp sigara içtiğinizde sigara içiyorum kusura bakmayın. E kurtulduk mu cezadan? Alıyoruz senin nefesini ortalık yerde. Tavrımı biliyorsunuz. Koronavirüs tedbirlerinde valilerin başkanlık ettiği il hıfzı saha kurallarına bırakıldı önemli kararlar. Kimi illerde de bu yetki çerçevesinde dışarıda sokakta sigara içilmesi yasaklandı. Tabii amaç sigara yasağı değil, sigara içme bahanesiyle maske takmayanları caydırmaktı. O yasa şimdi bir şehrimiz daha eklendi. Yozgat'ta da artık sokakta sigara içmek yasak. Harika. Ordu, Giresun ve Kastamonu'nun ardından bir adım da Yozgat'tan geldi. İl genelinde yürürken sigara içilmesi yasaklandı. Salgın nedeniyle hane dışında kalan diğer tüm alanlarda maske takmak zorunlu. Yürüyüş esnasında sigara içmek maske kullanımını ihlal eden unsurlar arasında. Çünkü maskeler ya istemsizce çeneye iniyor ya da kola takılıyor. Bu da maskeyi korumasız kılıyor. Kişi virüs saldırısına karşı açık hedef haline geliyor. Yozgat Umumi Hıfzıssıhha Sağ Meclisi de işte tam da bu konuda Vali Ziya Polat Başkanlığı'nda toplandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni önlemler masaya yatırıldı. Yürürken sigara içilmesi yasaklandı. İl genelinde kalabalık cadde ve sokaklarla kamuya açık alanlarda maske kullanılmasını engellediği için artık sigara içilmeyecek, içene ceza kesilecek. Benzer adımlar daha önce de atılmış, Ordu, Giresun ve Kastamonu'da yürürken sigara içilmesi yasaklanmıştı. Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın ise maske denetimine çıktı. Açık alanlarda sigara içenlere 900 lira ceza verileceğini söyledi. Maske takmanın zorunlu olduğu alanlarda maske takacağız. Bu alanlarda sigara içilmesi mümkün değil hukuken mümkün değil. Çünkü oraya bir zorunluluk getirilmiş. O zorunluğa sizin uymanız lazım. Gelelim İstanbul için dolu alarmına. Meteoroloji Genel Müdürlüğü dünden beri özellikle bizleri uyardı. Turuncu alarm verdi. Şiddetli yağış geliyor ve doluya çevirebilir. Dikkatli olun. Neyse ki şu ana kadar korkulan olmadı yağış yağmurdan doluya dönmedi. Ama daha önceki dolu yağışlarından ağzı yanan biz İstanbullular. Bu defa çok tedbirliydik, kararlıydık. Doludan kurtulmak için ne çözüm yolları bulduk, ne zihni sinir projeleri. Bir izleyin, önce gülümseyelim, döndüğünüzde biraz canınız sıkılacak. Otoparklar tıka basa doldu. Yer bulamayanlar aracını halı veya kartonla kapladı. Kimileri de köprü altına akın etti. Bir sürücü ise aracını streçle kapladı. İstanbul'da dolu uyarısı gelince araç sahipleri de alarma geçti. Otoparkımız dolu olduğu için alamıyoruz abi. Oldu, evet. Vatandaşlar geceden itibaren değişik yöntemlerle araçlarını doluya karşı korumaya aldı. Daha önce yaşanan dolu yağışında araçlar hasar görmüş, birçok sürücü sanayinin yolunu tutmuştu. Bu kez günler öncesinden gelen uyarılar sayesinde vatandaşlar tedbirli davrandı. Araçların üzeri battaniyeler hatta kartonlarla örtüldü. Bir araç sahibinin tercihi ise bir hayli ilginçti. Aracını diğer yöntemlerden farklı olarak genelde gıda ürünleri için kullanılan streçle kapattığı görüldü. Kimileri de kapalı otoparklara akın etti. Bazı sürücüler işini sağlama alıp bir gün öncesinde aracını park etti. Son güne kalanlar otoparkta boş yer bulmakta güçlük çekti. Yetkililere sesleniyoruz ne yapacağız yardım etsinler. Bir gölge arayacağım ağaç gölgesi. Otoparkta yer bulamayanlar araçlarını viyadük ve köprü altlarına park etti. Kapalı otoparklarda yer kalmayınca belediyeler de alternatif çözümlere yöneldi. Bağcılarda kapalı pazarlar otoparka çevrildi. e, ee, Malcan'ın yongası. Onu da belirtelim tabii kolay da değil. Şimdi ben Şişli'de baktığımda böyle bir milimlik park yeri bulamadığınız yerlerde caddelerde bugün bir ferahlık vardı. Herkes kapalı otoparka gitmiş bir şekilde arabasını saklamış. Abartanları göreceksiniz. İstanbul'da akşam saatlerinde vatandaşın cep telefonuyla çektiği bir görüntü gerçek anlamda viral oldu. Yani herkes izledi neredeyse. İzlemeyenler için ve bir daha sinirlenecekler için sinirlenelim. İyidir kimi zaman sinirlenmek. Yetireceğim ekranlarınıza. İddia o ki bir üniversite yerleşkenin içerisinde bir hoca arabasını sağlama almak istemiş. Halıları sermiş üzerine. E tamam çoğu öyle yaptı. Yetmemiş. Hocamın malı kıymetli tabii gitmiş okulun, üniversitenin kocaman Türk bayrağını getirmiş, ikiye katlamış, arabasının üzerine sermiş. Ey hoca, o var ya o bayrak senin araban için sundurma, muşamba ya da koruma kalkanı değil. O bu milletin onuru. Bunun bilincinde olman gerekirdi diye düşünüyorum. Zaten çekimi yapan vatandaş da sana gereken dersi vermiş. Bu kadarını söyleyeyim susayım. Verir misin Anıl görüntüyü lütfen bir görelim. Evet bilinçli olarak sustum. Sizin gibi ben de izledim. Neyse ki hoca, üniversite hocası vatandaşın haklı tepkisi sonrası gerekeni yapmış. Ama iş bu noktalara gelmemeliydi. Şunu da söyleyeyim vatandaş penceresinden bakayım. Düzgünce doğru soruları sorarak tepkinizi doğru şekilde dile getirdiğinizde kim olursa olsun karşınızda durup düşünecektir. Gayet güzel cümleler kurmuş, gerekeni yapmış, olması gereken de buydu. Az sonra. Rihanna kendi markası olan iç çamaşırları için defile yaptı. Sonra da Müslümanlardan özür dilemek zorunda kaldı. Barbadoslu şarkıcıya özür dilettiren hata az sonra. Dün akşam haberi size aktarırken inanın içim parçalandı. O vahşete isyan ettim. Hani şu Şanlıurfa'da eşi tarafından inanılmaz işkenceler yapılan kadıncağızdan bahsediyorum. O kadın ve henüz 40 günlük bebeciğine devlet sahip çıktı. Onlar artık devletin kanatları altı. Eşinin günler süren işkencesiyle ölümün eşiğine getirilmişti. Suriyeli Mirvet Nivej ve 40 günlük bebeği artık devlet korumasında. Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü eşi tarafından evde zincirle bağlanıp günlerce işkence yapılarak tırnakları kerpetenle kopartılan kadının yapılan sosyal incelemesini yazılı bir açıklamayla paylaştı. Açıklamada yoğun bakımda tedavisi süren Nivej'in Suriye'den 9 yıl önce Türkiye'ye geldiği ve işkencecisi İlyas Arık'la yaklaşık 2,5 yıl önce evlendiği belirtildi. Nivej'in bu evlilikten bir kız çocuğu olduğu da ifade edildi. Açıklamada ayrıca şiddetin daha önce de yaşandığı ve bu nedenle Mirvet Nivej'in farklı zamanlarda kadın konuk evinde kaldığı belirtildi. Nivej ve 40 günlük bebeği hakkında ise koruma kararı alındı. Buna göre tedavisi süren işkence mağduru taburcu olduktan sonra kadın konuk evine yerleştirilecek. Kadının cani kocadan olan bebeğinin de koruma Dede altına alındığı belirtildi. İstanbul Narkotik Polisi önemli bir operasyonu gerçekleştirdi. Yer Kolombiya. Escobar'ı hatırlarsınız. Kolombiya'dan getirilen yüklü miktardaki kokaini dağıtılmasına fırsat vermeden ele geçirdi polis. Sorumlularını da yakaladı. O sorumlulardan bazılarının kimlikleri ise şaşkınlığa yol açtı. Bakın onlar kimmiş? Son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu İstanbul'da yapıldı. Zehir tacirleri akıl almaz bir yöntem kullandı. 258 kilo kokaini gübreye emdirdi. Kolombiya'dan İstanbul Ambarlı Limanı'na getirdi. Önceki gün gerçekleştirilen operasyonda narkotik polisi uluslararası uyuşturucu karteline büyük darbe vurmuştu. Operasyonda üst düzey yöneticiler tek tek yakalandı. Operasyonla ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında Türkiye'de tanınmış bir ailenin üyeleri olduğu iddia edildi. Ayrıca yakalananlar arasında İngiliz medyası tarafından tanınan ünlü bir isim ortaya çıktı. Müzik grubu Happy Mondays ve Blake Grape'ın eski turne müdürü Anthony Murray. Ne memleket ama gençlerimiz iş bulamamaktan şikayetçi. Çalışanlar da çok çalışmaktan şikayetçi. Bu nasıl bir dilemma? Bunu nasıl aşacağız? Gerçekten zorlanacağız. İşsizliği bir tarafa bıraktım. Bir de çalışanların gözünden bakalım. Yani bizlerin gözünden çalışma saatlerimizin yoğunluğu, uzunluğu. Efendim, Great Palace To Work Enstitüsü dünyada bu tür araştırmaları yapıyormuş. Araştırmanın adı iş yerinde stres ve esenlik. Yani stresinizi yöneteceksiniz şirketinizde çalışırken ama aynı zamanda esenlik içinde rahat, huzurlu, mutlu şekilde çalışacaksınız. Bizde çok mu zor? Eh bu topraklar böyle. Şimdi Avrupa'nın en gelişmiş 14 ülkesinde yapılmış araştırma. Almanya, İngiltere, Fransa, İsviçre Hepsi bildiğiniz o bütün güçlü büyük devletler var. Haftada şampiyonluğu, çalışma ortamı, çalışma saati bağlamında bize vermişler. Nihayet Avrupa'da bir şampiyonluğumuz oldu. Türkiye'de insanlar ortalama haftada 48,5 saat çalışıyormuş. 48,5 Avrupa'nın genel ortalaması ne? Yani o 14 ülkenin 40 8 saat. 8,5 saati yakın fazla çalışıyoruz. Şimdi memurlarımız, çoğu kamu kuruluşunda çalışanlarımız biraz daha cumartesi pazarı rahat, biraz daha rahat olduklarını söyleyeyim. Kızmasınlar bana. Mesela aklıma biz gazeteciler geliyor. Herkesin kaçtığı yere koşarak gitmek. Sokağa çıkma kısıtlamasında bile koşarak arabayla işe gelmek. Mesela alışveriş merkezlerinde çalışanlar. O yavrucakların hiç neredeyse izin yaptıkları yok. Hafta sonları da çalışıyorlar. Bir türlü şu alışveriş merkezleri bir gün kapatılamadı. Pazar günleri. Herkes disiplinli alışverişini cumartesiden cumadan yapacaktı. Olmadı. Şimdi iş yerindeki en önemli stresin nedeni. Neymiş biliyor musunuz? İşi yetiştirme. İşi yetiştirme ve yöneticilerin baskısı. Duyunuz yöneticilerimiz işi yetiştirme ve yöneticilerin baskısı. En önemli iki stres nedeni. Araştırmaya göre sektör bazında baktığınızda en stresli sektörler iki yer ön plana çıkıyor. Biz gazetecileri koymamışlar. Enteresan. Biz de kelle koltukta çalışıyoruz. Bizim işimiz de zor ama hadi söyleyeyim. İnşaat ve finans en stres yüklü sektörlermiş. Aklıma Yönetici baskısı gelince Mehmet Ali Birant'ın rahmetli patronumun cümlesi geldi. Hep söylerim size de söyleyeyim. Demişti ki bana hiç unutmuyorum. Sıra dışı yönetici sıradan insanları sıra dışı işler yapar hale getirendir. Bizler bir andın eline geldiğimizde sıradan gazetecilerdik. Ama onun elinde güzel, ciddi, iyi işler yapan insanlara, gazetecilere döndük. Unutmayın yöneticilerim sıra dışı yönetici, sıradan insanları sıra dışı işler yapar hale getirendir. Kulağınıza küpe olsun. Nobel ödülleriyle devam edelim. Bunun üzerine de iyi gider. Nobel ödülleriyle ilgili gelişmeleri takip ediyor musunuz ben bilmiyorum. Ama ben dikkatli izliyorum. Çünkü ödül dağıtımında bu yıl acayip şeyler oluyor. Ödüller bir bir kadınlara gidiyor. Önce fizik, sonra kimya, şimdi de edebiyat ödülü bir kadına gitti. Buyurun izleyelim. Fizik, kimya, edebiyat, ödülleri tek tek topladılar. Nobel'e ambargo koydular. İsveç Akademisi fizik ödüllerini açıkladığında Andre Gezin adı tarihe yazılmıştı. Gez ödüle uzanan dördüncü kadın olmuştu. Well, we the... Bir gün sonra ise kimya ödüllerinde iki kadın bilim insanı damga vurdu. Emmanuël Charpentier ve Jennifer Doudna'nın çalışmaları opaye ile taçlandırıldı. Ve edebiyat komite tercihini Amerikalı şairden yana kullandı. Louis Guluk unvanın yanı sıra 1.1 milyon dolar para ödülünün de sahibi oldu. Akademi Royal de de Suède a décidé ce jour d'attribuer Çocuklarımız okula yavaş yavaş gitmeye başlayacak ama virüs döneminde biliyorsunuz eba internet üzerinden derslerini çalışmaya çalışıyorlar. İşleri kolay değil. Benim çocuklar da öyle. Öğretmenlerimiz de zorlanıyor. Hop eba çöktü, hop zuma geçelim öğretmenlerimiz de büyük bir uğraş içinde normal zamanlardan daha çok yoruluyorlar. Bunu açıklıkla söyleyebilirim. Şimdi gelin bir de fakir fukaranın, garip gurebanın penceresinden bakalım. Yok yok bir yere gitmeyin. Gerçeklerle yüzleşin. Hem de İstanbul'un tam göbeğinden. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İstatistik Ofisi son zamanlarda çok güzel istatistikler paylaşıyor. Yine ve yeniden bir istatistik paylaştı. İstanbul'da fakir, yoksul semtlerinde çocukların interneti var mı? Ailelerin durumu ne? Buyurunuz. Gözünüzü kaçırmayın dediğim o fotoğrafı çekelim. Öncelikle burası İstanbul. Unutmayın bunu. Hani Türkiye'nin merkezi ya. Çocuklu yoksul aileleri baz alıyoruz. Çocuğu var ve yoksul. Öncelikle bu ailelerin %28'inin çok ciddi bir oran. %30'unun düzenli bir geliri yok. Düzenli gelir her ayın belli bir günü maaşı cebine koymak. Yok onların. Yüzde elli dördü yani yarısından fazlası asgari ücrette para kazanıyor. Çocuğu var ve asgari ücrette para kazanıyor. Zorluğu düşünebiliyor musunuz? Bir tahayyül edin lütfen. Ardından şimdi fotoğrafı çektik içine girelim için. Okullu çocuğu olan okula gitmek durumunda çocuğu olan ailelere bakalım. Sıkı durun. Yüzde kırkının evinde internet falan yok. Yoksul ailelerin İstanbul'da yüzde kırkının evinde internet yok. Yüzde elli evinde bir masaüstü, bir PC bilgisayar yok. Bir dizüstü bilgisayar yok. Yüzde seksen üçünde tablet de yok. Hani bilgisayardan daha düşük seviye diyelim. Tabletleri bile yok. Şu duruma bakar mısınız? Eba eba e eba. Buyurun size eba. Nasıl katılacaksınız? Peki, neden pahalı sorusunu sormuşlar? İstatistikçi yapan arkadaşlar. Niye internetiniz yok? Özür dilerim. Tersten konuştum. Onların da büyük bir bölümü pahalı demişler. Şimdi şu soruyu tam ortaya koyma zamanı. Türkiye'de biz internete niye bu kadar çok para ödüyoruz? Üstelik çok kalitesiz yavaş ve kötü hizmet alırken. Bunu herkes biliyor. Çevremdeki herkes internet şirketlerinden, sağlayıcılardan acayip şikayet ediyor. Bize hem sorunlu mal satıyorsunuz, tabirimi mazur görünüz, hem de pahalı satıyorsunuz. Bunu yapmayın. Bütün dünyada internet ucuzluyor ve hızı artıyor. Bizde ne hikmetse bant bant deyip duruyorsunuz. Sürekli bunun kalitesi düşüyor ve fiyatı artıyor. Fakir ailelerin durumu. Ankara Büyükşehir Belediyesi bedava internet kampanyasını büyütüyor. Mansur Yavaş Başkan'a bravo diyelim. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu fotoğrafı çekmiş. Gereğini de Ekrem İmamoğlu'ndan bekliyoruz. Lütfen fakir semtlere biliyorsunuz nereler olduğunu ücretsiz internet imkanını vermeye oralardan başlayın. O yavrularımızın elinden tutun. Onlar dünyadaki büyük değişime yabancı kalmasınlar. Bu yayını yapmak da boynumun borcuydu. Haydi bir daha yurt dışına çıkalım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sıra dışı bir adam. Sürekli olarak kamuoyunun takibinde. Her hareketi dikkatli izleniyor. Buna rağmen özel hayatı konusunda çok ketum. Ser veriyor, sır vermiyor. Ama söylentilerin, dedikoduların önüne de geçemiyor. Son söylenti aktarayım sizlere. Putin'in genç jimnastikçi sevgilisinden çocuk sahibi olduğu ne sürülüyor? Alina Kabeeva ikiz bebek doğurdu. Rus basını haberin peşini bırakmadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz yıl jimnastikçi Alina Kabeeva ile evlendiği iddia edilmişti. Rusya Devlet Başkanı ile ilgili bebeklerin babası olup olmadığı yönünde haberler gündeme geldi. Putin'in eski jimnastikçi sevgilisinden ikiz babası olduğu iddiaları ortaya atıldı. Kabeeva 2009 yılında evlenmeden çocuk doğurdu. Oğluna Dimitri adını verdi. Dimitri'nin Putine benzerliği Rus basınının dikkatini çekti. Alina Kabeeva Putin'in partisinden milletvekili seçilmişti. Denizlerimiz maşallah bu yıl bereketli. Özellikle palamut tezgahların yüzünü güldürüyor ama günlük ucuzlamaları saymazsak fiyatlar henüz istenen seviyeye düşmedi. Ne de düştü ki zaten. Balıkçılara göre bunun sebebi havaların sıcak gitmesi. Yani ucuz balık için kışı bekleyeceğiz haberiniz olsun. Bu se bu sezon Balığın fiyat kaderi bir ay sonra belli olur. Havalara bağlı yani. Şu an fiyatlar orta hallerde. Biraz yüksek ama düşebilir yani fiyatlar. Balık sezonunun başlamasıyla denizdeki bolluk balıkçıların beklentisini yükseltti. Balıkta çeşitleri çok fazla. Bugün fiyatı olan da var. Üst seviyedeki olan yüksek balıklar da var. Ancak havalar soğumadığı için balık deniz dibinde kaldı, yukarı çıkmadı. Hal böyle olunca da balık fiyatları düşmedi. Ama yağmur yağdı zaman havada soğudum balık yüzeye çıktım. Bu sene balık yani denizde bayağı bir bol yani. Şu an için derseniz şu an palamut bol. Şu an palamutun bir tanesi 1 kilo geliyor tanesi 15 lira. Çinekop balığı 50 lira. Deniz levreyi deniz çuprası 50 lira. Mezgit 35 lira. Barbun 60 lira. Ha bu fiyatlar böyle kalmaz. Tabii ki dediğim gibi yağmur yağarsa fiyatlar biraz daha düşer. Vatandaşın en çok rağbet gösterdiği hamsi ise bu sene olmadı. Kilosu 30-35 lira. Sebebi ise palamutun bol olması. Bu akşamki haber bülteninin son 20 dakikasında özellikle eğitim konularına odaklandık. Geliniz hayat eğitimi verecek bir önemli şahsiyete veda ederek bu yayını kapatalım. Efendim, Türkiye'de birçok ilki, sanayi, üretim anlamında Türkiye'ye getiren ve Türkiye'yi çok sevdiğini her zaman söyleyen Jack Kamhi 95 yaşında vefat etti. Genç arkadaşlarım hatırlamayabilir. Şimdi onun felsefesini, onun buluş, onun o üretim derinliğini size anlattığımda saygıyla veda edeceksiniz. Hazırladım iki önemli sözüyle birlikte başarılı iş insanlarından alacak çok da dersimiz olduğunu biliyoruz. Efendim, Jack ki, Benim başıma devlet kuşu falan konmadı. Yani babamdan öyle servetle falan yola çıkmadım. Ama benim başıma bir talih kuşu kondu. İyi bir avcıydım. O talih kuşunu da kaçırmadım. Neymiş o talih kuşu? Çok okuyormuş. İstanbul'da Beyoğlu'nda Fransız konsolosluğuna gidip Haşet kütüphanesinde sıklıkla kitap okuyormuş. Unutmayın arkadaşlarım okumak sizi yüceltir. Okumaya devam. İşte Kamhi'de okumuş ve orada geri dönüşümün ne olduğunu keşfetmiş. Bir gün kavuçuk fabrikası sahibi bir aile dostuyla konuşurken ham madde gelmiyor. Neden geri dönüşüm tesisi kurmuyorsunuz? Beraber kuralım ve kavuçukta ham madde üretelim demiş. 50'li 60'lı yıllardan söz ediyorum ve büyük serüven başlamış. 21 tane Türkiye'de ilk olan işi gerçekleştirmiş. 21 tane çok şaşıracaksınız. Bir Türkiye'nin ilk asfalt üretimi, arabalarımızı sürdüğümüz o güzel zemini. İki geri dönüşümün resmen Türkiye'deki babasıymış. Ardından oğluyla birlikte ilk kez motor oladan Türkiye'ye araç telefonunu getirmişler. 522 numaralı telefonlar o numaralarla başlardı. Daha cep telefonu yoktu. Çanta gibi taşınırdı. Zenginlerin de ama Amerika'dan gelmişti. Araç telefonu. Ardından Bodrum'da ilk marinayı, ilk yat limanını da Jack Camhi inşa etmişti. Ve bakın orada logosuyla bir marka göreceksiniz. Profilo. Meşhur beyaz eşya markası. Aslında demir profilleri üretiyormuş. Cakamhi beyaz eşya sektörüne girdiğinde isim ne koyalım, isim ne koyalım profili olsun demişler. Ve o marka uzun uzun yıllar hayatımızda yer etti. Haydi onun felsefi derinliği olan cümleleriyle bir burjuva ama bilge bir burjuva cümleleriyle bitirelim. İşini seven yorulmaz diyor sevmezsen, işini sevmeden çalışırsan 15 dakikada yorulu verirsin. Her gün işe gitmek, her gün çalışmak beni hep diri tuttu. O yüzden hep işime gidip çalışmayı istedim, severek yaptım. 95 yaşına kadar sağlıklı yaşama nedenim de budur. 21 tane ilki getirmiş Türkiye'ye. Jack Kamhi vefat etti. Efendim son haberdi derinliği olan bir bülten olduğunu düşünüyorum. Sade suya tirit konuşmadan ve copy paste yapmadan. Yarın akşam haftanın son iş günü 19.45'te ben yine burada olacağım. Farklı bir bülten olacak, size garanti ederim. Görüşmek üzere.